kadar Turku Aliyelerimiz silsilelerinden güzeran eylemiş olan cümle Sadat-ı Meşayihimizin ruhları için bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah-u Teala Hazretleri onlara rahmet eylesin, biz de iki can saadetine mazhar eylesin. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ehadis'in 94. sayfasının 1. hadis-i şerifi ve devamı. Demin metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ebu Zerr-i Gıfari Hazretlerinden rivayet olunmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, bu Buhari'de, Ahmed İbni Hanbel'de, tarihinde Buhari'nin, İbni Hibban'da, Begavi'de, Hakim'in Müstedrek'inde mevcut olan bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber-i Zişanımız, İnna Allah'a Azze ve Celle, hiç şüphe yok ki, muhakkak ki, aziz ve celil olan Allah yagfiru li abdihi, kulunu mağfiret eder, malem yaka'il hicab, perdeye, hicaba düşünceye kadar, düşmediği müddetçe mağfiret eder. Kıyla soruldu, denildi ki ve ma vuku'il hicab, kişinin perdeye, hicaba düşmesi ne demek? Kale tahricun nefsu ve hiye müşrike, adamın canı çıkar, nefsi vücudundan ayrılır müşrik olarak. O zaman işte hicaba düşmüş olur, perdeye düşmüş olur, o zaman olmaz artık, mağfiret imkanı kalkmış oluyor. Böyle olmadıkça müşrike olarak, şirk koşmuş bir nefis olarak çıkmadıkça insanın canı, nefsi, Allah kulu mağfiret eder. Yani mağfiret kapısı açıktır. Mağfiret ne demek? Günahları Allah'ın örtmesi, affetmesi. Aslında örtmek manasından geliyor. Gafara, yağfiru, örtmek. Neyi örtüyor Allah? Kusurlarını, günahlarını kulun örtüyor. Var, yapılmış ortada bir mevcut suç, kusur var ama örtüyor, affediyor, göstermiyor. Yani af gibi, affetmek gibi, örtmek, günahları örtmek, bağışlamak manasına geliyor. Onun için aynı kökten gelen bir kelime daha var. Miğfer. Miğfer, askerin başına giydiği madeni başlık. Yani ok çarpmasın, kılıç kesmesin diye başına giydiği şey. E niye ona miğfer denmiş, bu gafara kökünden, aynı kökten? O da başı örtüyor da ondan. Başı örtüyor, koruyor kılıç darbesinden,
efendim ve ok çarpmasından, efendim balta vurmasından koruyor. Evet, Allah mağfiret eder. Aziz ne demek? Celil ne demek? Aziz iki manası var. Çok kıymetli olmak demek. Azzel meta'u derler. Yani mal aziz oldu. Yani çok kıymetlendi. Değeri çok yükseldi. İkinci manası kesinlikle galip olmak demektir. Allah azizdir. Yani düşmanını aman vermez yani. Mutlaka yener. Birisi düşmanlık yaparsa, Allah da onunla savaş ederse karşı taraf perişan. Yani aksi ihtimal yok. Mutlaka yener. Mutlak galip demek. Mutlaka galebe çalan demek aziz. Bu da Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bu manasıyla geçiyor o kelime. Fekale ekfilniha ve azzeni fil hitab. Benim şu arkadaşımın demiş, Davud Aleyhisselam'ın huzuruna iki davalı davacı şahıs çıkmışlar. Diyor ki, bu kardeşimin 99 tane şeyi var, hayvanı var, benim de bir tanecik var. O bir taneyi de bana ver dedi ve azzeni fil hitab. Ve istemekte beni yendi, galip geldi. Yani 99 tane var, ötekisinin bir tanecik var, yendi gene. Efendim, bize şey yap, hükmet yani, kim haklı diye Davud Aleyhisselam'ın huzuruna gelmişler. Orada da azze, işte ve azzeni fil hitap, hitapta bizi yendi, galip geldi yani. Bana hitap istemekte galip geldi demek. Demek ki aziz kelimesinin, Allahu Azze ve Celle diyoruz ya, aziz Allah diyoruz ya, azizin iki manası var. Bir, çok 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 kıymetli, yani son derece değerli. İkincisi, mutlaka galip demek. Aziz olan, celil ne demek? Celle ne demek? Celil olmak, ulu olmak demek. Ulu. Celal sahibi olmak, ulu olmak demek. Ulu olan ve son derece kıymetli olan veya mutlaka galip olan Allahu Teala Hazretleri efendim kulunu mağfiret eder, affeder. Perde düşünceye kadar, hicaba düşünceye kadar. Hicap neymiş? Nefsinin, canının, ruhunun müşrik olarak teslim olması, çıkması. Yani ölmüşse artık affedilmesi bahis konusu olmaz. İş bitti. Ölmeden evvel, son nefesinden önce efendim aklı, bir de son nefesinden önce orada da bir ara devre var muhterem kardeşlerim. Biliyorsunuz insan bir sağlıklı, afiyetli yaşıyor. Bir de ölmüş oluyor. Bu ikisinin arasında ne var? Ölümünün kesinleştiği, öleceğinin iyice belli olduğu, gözünden perdelerin kalktığı zaman. Ha. Gözünden perdeler kalktığı zaman, o zaman ne olur? Gerçekleri görür, cenneti görür, cehennemi görür. Kendisi cehennemlikse cehennemdeki yerini görür. Aman ya Rabbi, tamam pişmanım, döndüm. Al-ana, şimdi mi aklın başına geldi? Firavun'a öyle buyuruyor Allah. Al-ana, tam boğulacağı sırada, boğulması kesinleşince anladı kendisinin öleceğini. Allah da onu ara devreye soktu. Yani hayatla ölüm arasında ölümünün kesin olduğu, gözünden perdenin kalktığı zamana soktu, gördü. Al-ana, dedi ki, La ilahe illellezi amenet bihi beni İsrail ve ene minel müslümin. Beni inandığı Allah'tan başka Tanrı olmadığına ben de inandım. Ben de Müslümanlardan. Al-ane. Şimdi mi aklın başına geldi? Daha evvel neredeydi aklın? Gezerken, tozarken, elinde güç, kuvvet varken o zaman neredeydi? İmtihan bitti şimdi. Görüyorsun ahireti. Tabii görüp dururken inkar mümkün mü? Cehennem var mı yok mu? Görüyorsun alevlerini. Besbelli. Efendim cennet var mı? Köşkleri görünüyor, kokusu duyuluyor. Perdeler kalkmış. Ha. Perdeler kalktıktan sonra efendim o zaman o yes halindeki insanın imanı, yani artık hayata dönmesi ümidi kalmamış insan. O zaman kıymeti yok. Daha önce aklı başındayken, dolaşıyorken efendim o zaman şey yaparsa, aklını başına toplarsa, tevbe ederse, vaziyetini düzeltirse olabilir. Bu bir bakıma müjdedir muhterem kardeşlerim. Demek ki
ne günah işlese kul Allah affedebilecek. Canı çıkıncaya kadar müddet var. Müjde yani. Günahım çok. Günahın çok ama Allah'ın rahmeti daha çok. Mağfireti daha çok. Allah'ın lütfu daha çok. Affeder. Ne olacak şimdi benim işlediğim haltlar, günahlar, hatalar? Affeder, telafi eder. Her şeye kadir. Ne yaparsa yapar. Yani seni affedince senin mağdur ettiğin insanlar da taltif eder. Halleder o. Her şeye kadir. Affeder. Ama artık şey düştükten sonra efendim perde düştükten sonra veya insanın perdeye düştükten sonra o zaman olmaz. Çünkü nefsi çıktı. İş işten geçti. Müşrik olarak damgalandı artık. Ahirete imtihan bitti. Öyle göçtü. Müşriki de Allah asla affı mağfiret eylemez. Bu bir müjdedir. Ama gene de korkmamız lazım. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Dur ben biraz daha günaha devam edeyim de ondan sonra tevbe ederim. Dur ben gene efendim eski hamam, eski tas, vur patlasın, çal oynasın, şıkıdım şıkıdım efendim biraz gençliğimin safasını süreyim, biraz paramı yiyeyim, kazandığım paraları efendim barlarda, pavyonlarda, gazinolarda sonra tevbe edeceğim. Edeceğim, tamam. Haklısın. Tevbe edeceğim kardeşim ama biraz şu felekten kam alayım, murat alayım, efendim, felekten ne çalayım? Gün çalayım. O işte şeytanın aldatmasıdır. Tam öyle yaparken Allah küt canını alıverir. Sarhoşken hop emirgenden aşağı boğaza arabasıyla beraber düşürüverir. Boğaz Köprüsü'nde kaza olur, 7 tane araba birbirine girer, efendim işi biter. Virajı hızlı alır sarhoş olduğundan, kenardaki duvarlara çarpar, kendisi de yanındakiler de parça parça olur. Arabayı güzelce yanaştırır, doğal gaz borusu patlar, efendim araba cayır cayır yanar, şoför cayır cayır yanar, efendim bir anda işte. Az önce yaşıyordu bu adam, şimdi ne oldu bu adam veya bu kadın? Bitti. Onun için muhterem kardeşlerim, tir tir titremek lazım. Birden ölüm geliverirse diye efendim ölüme hazır olmak lazım. Şu bizim yolumuz, tasavvuf yolu nedir? Tasavvuf yolu ölüme hazırlıklı olma yoludur. Dervişler hazır asker. Allah der efendim, tevhid eder. Böyle bir ilahi var biliyorsunuz. Çok güzel bir sözdür o. Derviş hazır asker. Niye hazır? Ölüme hazır. Hadi öl. Hadi bakalım gel dendiği zaman dur biraz bekleyeyim demeyen insan. Hazır. Abdesti var. Tevbesini yapmış. Efendim her şey tamam. İşte ondan önemli bu dervişlik yolu. Peki hocam yani daha bak 21 yaşındayım. Yani biraz sonra tevbe etsem, fakülte bitse filan, efendim biraz daha tevbe etsem olmaz mı? En büyük suçlardan, en büyük kusurlardan birisi nedir biliyor musunuz? Tulu emel. Emelin uzun olması. Ne demek bu böyle büyük suç, büyük gaflet, büyük efendim kötülük? İnsan için çok negatif bir puan. Ne demek bu tuğle emel? Tuğle emel sahibi olmayacak insan. Ne demek? Bu şu demek. Yani çok yaşarım demeyecek. Çok uzayacağını sanmayacak. Öyle olacak da böyle olacak da 3 senede bunu ödeyeceğim de 5. seneden sonra şunu yapacağım da ileriye doğru emelleri, ümitleri uzayıp gidiyor. Halbuki 2 saatlik ömrü kalmış. Halbuki 1 dakika sonra canı çıkacak. Tuğle emel en tehlikeli fikir ve duygudur. Çünkü nasıl olsa yaşayacağım diye tevbeden insanı geri bıraktırıyor. Rahatlık ve rehavet veriyor. Tamam daha dur bakalım. Gencim. Gencim ölmem. Arzular
kanımda bir çağlayan şırıl 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 şırıl. Sen ölmem diye diretirsen Azrail peki canını almam diyecek mi? Dinlemez. Fe izâ câe eceluhum felâ yestehirûne sa'aten velâ yestakdimûn. Eceli geldiği zaman kıpırdamaz, saniye geçmez, öne gelmez, sonra gitmez. Hadi biraz önce al canımı da az acı çekeyim. Olmaz. Hadi biraz tehir et de tevbe edeyim. O da olmaz. Orada olacak. O anda iş bitecek. Onun için tuğle emel çok kötü bir duygudur. Büyükler bunu kitaplara yazmışlar. Ayrı bölüm açmışlar, bab açmışlar. Tuğle emel defterini kapatacaksın. O duyguyu içinden açacaksın. Ya ne olacak? Her an ölebilirim diye hazer üzere olacak ve hazırlık üzere olacak. Ölebilir misin? Ölmem daha. Hiç öleceğimi düşünmüyorum. Varsa bir tane baba yiğit er kişi çıksın şu ortaya, ben biraz sonra öleceğim gibi bir duygu geliyor desin. Hepimiz yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Daha dur bakalım, bugün pazar, yarın pazartesi memuriyete gideceğim, dükkanı açacağım, ondan sonra şu olacak, bu olacak, Ramazan'a çıkacağız, inşallah bayrama hazırlık yapalım, işte yaz gelince bahçeye şunu yaptıracağım, yazlık yaptıracağım. Hiç kimse biraz sonra öleceğini düşünmüyor. Demek ki tuğle emeli hiçbirimiz öğrenmemişiz muhterem kardeşim. İçimize madem sinmedi, madem içimize girmedi, madem duygumuza yerleşmedi, tuğle emel defteri dürülmüş insan, o babı, o faslı kapatmış olan insan ciddi insan olur. Öleceğine göre hazırlık yapar. Her şeyi ona göre hazırlar, boş işlerden kendisini çeker, sevaplı işlere kendisini verir, hesaplarını kapatır, borçlarını öder. Efendim, adam birisine borç takıyor, 3 senede öderim diyor, enflasyondan iş kolay olur diyor, malı alıyor peşin, parayı ödemekte mal sahibini efendim arkasından dolaştırıp duruyor böyle. 3 senede öderim diyor. Ödeyeceğim diyor. Tamam diyor. Allah tarafından da dini bakımdan da mahsur yok. Borcumu ödüyorum. Ödüyorsun ama canını çıkartıyorsun. Senin o hesapladığın enflasyonu o paranın, malın sahibi o hesaplamaz mı? Onun da canı yanıyor. Gitti bizim paralar. Tüh. Efendim paramız pula döndü. Efendim şu kadar para verdim ama şimdi alacağım zaman hiç kıymeti kalmadı diye. Onun yüreği yanmıyor mu? Yanıyor. Bu bir haksızlık değil mi? Haksızlık. Allah bunun hesabını sormaz mı? Sorar. Her haksızlığın hesabını sorar. Sen kurnazsın da o paranın sahibi kurnaz değil mi? Ama şu var. Ödemek niyetiyle aldı. Zaten parası olmadığından aldı. Borç aldı. Çocuğunu evlendirecekti. Parası yok adamcağızın. Memurcuk ne yapsın? Çocuk da evleneceğim demiş. Tamam. Gelin bulunmuş bilmem ne. Düğün yapılmış. Eş dosttan para alıyor ama bu adamcağız zaten maaşı kendisine yetmez. Yarısı ev kirasına gidiyor. Efendim yarısı ekmek parasına gidiyor. Bu parayı nasıl ödeyecek? Ödemek için çırpınıyor, mahcup oluyor. Alacaklısını gördükçe mum gibi eriyor, ödeyemiyor. Bu ayrı. Bu hakiki borçlu. Allah buna yardım eder. Allah bunu affeder. Ama öyle insan var ki şu tarafa borcu var, bu taraftan araba alıyor, geziyor. Ya borçlunun katık yemesini doğru görmemiş büyüklerimiz. Kuru ekmek ye, borcunu öde demiş. Alacağı bir taktı mı? Parayı bir aldı mı ondan sonra o bana yalvarsın diyor. Yazlık var. Araba var. Çeşit çeşit türlü türlü yemekler var. Efendim keyfinde şeyinde bir eksiklik yok. Parayı bir türlü ödemiyor. Bu zulümdür. Değil bunun zulüm olması, zenginin fakiri kapısında bekletip parasını geç vermesi zulümdür diyor Peygamber Efendimiz. Kapıya gelmiş fakir, tak 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 kapıyı çaldı. Allah rızası için muhtacım bir sadaka, hayır, zekat. Muhtacım, bekle orada. 3 saat, 5 saat, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 7 dakika, yarım saat neyse. Bekletmesi, kapısında bekletmesi zulümdür diyor sahih hadiste Peygamber Efendimiz. Ya bu fakir, istersen veririm, istemezsen vermem. Zengin olan benim, paranın sahibi benim, istemezsen vermem. Vermeyeceksen söyle de gitsin. Yani geciktirip efendim şey, onu öyle orada bekletmek bile zulüm oluyor da, zaten adamın kendi parası, onu vermiyorsun, o zulüm olmaz mı? Aklın ermiyor mu buna? Eriyor. Var mı böyle borcuna sadık olup da borcunu ödeyen bir insan? Yok.
Herkes enflasyon canavarını biliyor. Paranın değerinin düştüğünü tilki gibi biliyor. Kurnaz tilki gibi biliyor. Parayı bir ay geç ödersem şu kadar daha az ödemiş oldum diye içinden seviniyor. Herkes böyle. Öyle değil mi? O zaman zulüm oluyor. Evet. Tuğli emel yok. Tasavvufta yok. Ne var? Ölüme hazırlıklılık var. Hesabını bitirmiş olmak, daima efendim ruhunu teslim edecek bir rahatlık içinde olmak var. Dervişlik bu. Dervişliği kimisi sarık sanıyor, kimisi cübbe sanıyor, kimisi tesbih sanıyor, kimisi efendim şu kadar zikir, bu kadar zikir sanıyor. Asıl dervişlik, dervişliğin ahlak kısmı. Bu zikirler o ahlaka ulaşmak için alet kısmı. Bunlar alet, ötekiler sonuç. O sonuç ulaşmadıktan sonra ne olur? Boşa gidebilir. İkinci hadis-i şerife geçelim. Tuğle emeli bırakmak nasihatini bir daha vurgulayarak efendim ölüme hazırlıklı olarak Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden de ümidi kesmeyerek. Bazen de iyi insanlar oluyor. Mesela bir şehre gittim, birisi benden özel bir konuşma istedi. Hocam dedi, özel konuşacağım. Peki gel kızım konuş. Genç bir kızcağız. Efendim, dedi ki hocam, çok utanıyorum diyor. Kızarıyor, bozarıyor, renkten renge giriyor böyle. Ben diyor çok suçlu, çok günahkar bir kulum, çok suçlu, çok günahkar bir kulum. Allah beni affeder mi, mağfiret eder mi? Yani müsaade olsa bir canına kıyacak. O kadar utanmış, o kadar pişman. Kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmesin. Neden? Can çıkıncaya kadar Allah'ın kulları mağfiret etme imkanı var. Eğer işlediğin suç bir kulla ilgiliyse git parasını pulunu ver, helalleş, efendim işi düzelt. Eğer sırf senin ibadetlerinle, taatlerinle, seninle Rabbin arasında ibadetinle ilgili bir şeyse Allah'tan affı mağfiret dile. Ortada bir zarar varsa tazmin et, zararı gider, tevbe et, Allah'ın yoluna gir, affı mağfiret iste. Allah-u Teala Hazretleri bak can çıkıncaya kadar mağfiret edeceğini efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor. Perde düşünceye kadar mağfiret imkanı var. İkinci hadis-i şerif: İnnallaha azze ve celle yakbalu sadakate ve ye'huzuha bi yeminihi fe yurebbiha li ahadikum kema yurebbi ahadikum muhrehu hatta innel lokmete letasiru misle uhud. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Darakutni ve Tirmizi rivayet etmiş. Tirmizi sahih hadis diye de söylemiş. Sahih olduğunda beyan etmiş. Bu hadisi rivayet ederken manası nedir? Aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri, yani mutlak galip, son derece kıymetli ve son derece ulu olan Allahu Teala Hazretleri yakbelü sadaka, kulun sadakasını kabul eder. Ve huzuha bi yeminihi, onu sağ eliyle tutar. Allahu Teala Hazretlerinin eli, yüzü efendim vesairesi tabi bilinmez. Neden? Allahu Teala Hazretlerini akıl efendim tasavvur edemez. Çünkü leyse kemislihi şey'un. Hiç onun gibi bir şey yoktur. Mahlukatına muhalefetün lil havadis. Ne demek muhalefetün lil havadis? İktidar muhalefet mi demek? Hayır. Muhalefetün lil havadis, sonradan hadis olmuş, hudus bulmuş, ortaya çıkmış olan varlıkların hiçbirine benzemez Allah.
Yaratıklarına benzemez. Yaratıklarına muhalif. Yaratıklarından başka demek. Tabii eline alır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Kulun aldığı sadakayı eline alır. Ve yürebbiha, onu büyütür. Rabba yürebbi, ribalandırmak, geliştirmek demek. Onu geliştirir, büyütür. Nasıl büyütür? Fe yürebbiha li ahadikum, o sadakayı veren sizden o kimse, o biriniz için o sadakayı elinde geliştirir, büyütür. Hat kema yürebbi ahadikum mührehu, sizden biriniz küçük bir tayı terbiye edip büyüttüğü gibi. Aman yesin, aman büyüsün, aman şöyle bir Yağız at olsun, efendim emsalsiz bir Arap atı olsun da üstüne bineyim de rüzgar gibi uçayım bilmem ne heves ediyorsun. Efendim eski zamanın şeyleri tabii bunlar. Şimdi at sadece at yarışlarında kumar için kullanılan bir hale geldi. Başka bir şeyi kalmadı. Eskiden cihatta önemli bir malzemeydi efendim, araçtı. Atına biniyordu. Şakır şakır kılıç ile ok ile şeyle dıgıdık dıgıdık saldırıp düşmanlar çarpışıyordu. Atın üstünde hızlı gidiliyordu. Süvariler efendim bir yerden bir yere intikal edip düşmanın önünü kesip savaşı kazanıyorlardı. Düşmanı önden arkadan çevirip filan. At önemliydi. Evet, sizden birinizin tayını böyle beslediği gibi, besleyip büyüttüğü gibi küçücük doğdu. Kocaman bir küheylan oldu. Büyüdü büyüdü. Öyle Allah-u Teala Hazretleri de sizin o sadakanızı sağ eline alır, büyütür sizin için. Hatta innel lokmata ile tasiru misle Uhud. Hatta bir lokmalık bir sadaka vermişin camide iftar etsin diye bir fakire şu kadarcık bir lokma al kardeşim ye. Ramazan'da falan öyle oluyor ya, getiriyor birisi camide oturan bir kimseye, buyur. Bir sadaka, bir lokma ne kadar olur? Le tasiru misle Uhud. Uhud dağı gibi olur. O kadar büyütür Allah. Bir lokma ya. Bazısı burada getiriyor, zeytin veriyor. Bazısı getiriyor, hurma veriyor. İşte hurmayla, zeytinle, zemzemle işte Mekke'de, Medine'de orucunuzu açıyorsunuz. Güzel. Ama bir kıyıdan, kenardan kaçmış, gelmiş birazcık bir ekmek varsa, burada dukka denilen böyle şeyler falan oluyor. Güzel baharatlar. Onun içine bir bandırıp bir yedin mi Allah, o lokma orada insana şey gibi geliyor. Böyle çok büyük bir ikram gibi geliyor. Değişiklik çünkü. İnsanoğlu işte değişikliği sever. Halbuki hurma çok kıymetli bir gıda ama değişikliği seviyor. Orada ekmek çok makbule geçiyor. Kapıcılar ekmeği sokmuyorlar içeriye. Kırık dökülür filan diye. O da eteğinin altında, cebinin içinde, kenarda geçirmeye çalışıyor. Sezerse kapıcı, bevvap, kapıcı demek, gel buraya diyor. Yokluyor, ekmek var. Yallah diyor, dışarı. Yallah. Dışarıda avluda iftar ettiği içeri sokmuyor ama kimisi kaçırıyor bu işi, beceriyor. Kıyıdan, köşeden filan kaçırıyor. O zaman sofralar kuruluyor. Top patlıyor, ezan okunuyor. Hemen farza durmuyor. Efendim imam, şöyle bir mühlet. Oruçlular, oruçlarını açıyorlar. İşte efendim, çok makbul olan şeylerden birisi Arap kahvesi. Böyle sarı renkli kahveyi kaynatıyorlar. Öyle kavrulmuş kahve değil. Onu içiyorlar. İçine biraz böyle helmel bir takım baharat katıp o çok makbul. Birisi öyle termosla bir şey getirmişse, hel getirmişse uzaktan gören bile geliyor. Bana da birazcık ver diye istiyor yani. Talip oluyor. İşte o hel sıcak çay gibi hoşuna gidiyor içenlerin. Hurma, çeşit çeşit hurmalar var. Kimisi buzlukta geçen seneden kalmış, yarısı olmuş, yarısı efendim çıtır çıtır. Yarısı efendim böyle bal gibi filan. Hurma yeniliyor. İşte bilmem zemzem içiliyor veyahut bu Arap kahvesi içiliyor derken birazcık da bir ekmek oldu mu bir lokma da olsa insan acıkmış da olduğundan hoşuna gidiyor oradan. Kimisi de dukka denilen böyle un gibi, kahve gibi baharat karıştırmışlar. Çok güzel kokulu. Onu getiriyor. İşte o şeyi, ekmeği, o dukkaya bir banıp da hop bir yuttu mu çok böyle hoş bir şey oluyor. Bunları neden söylüyorum? Yani bir lokma sadaka bile. İşte o da bir sadaka olur tabii. Birisine verdin mi orucunu açtı. Bir lokma işte nihayet. O da sadaka. Veya dışarıda verdin bir lokma. Elinde bir sandviç verdi. Böldün.
fukaraya verdin, al kardeşim dedin. O da hop diye yuttu bir lokma. Bir lokma olur Uhud Dağı kadar. Medine'ye gidenler Uhud Dağı'nı bilirler. Medine ovalık düzlük bir yer ama tam ortasında böyle upuzun bir dağ vardır, tek. Başka hiçbir dağa bağlı değildir. Etrafını otomobille dolaşabilirsin. Her tarafı ovadır. Ortada tek böyle uzun bir, sandviç gibi uzun bir dağdır. Çok da güzeldir. Görünüşü haşmetlidir. Altın madeni falan olduğu da söyleniliyor. Yani herhalde böyle tarafları da var işin. Enteresan tarafları. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Uhud'u cebelin nuhibbuhu ve yuhibbuna. Uhud dağı öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o bizi sever. Peygamberimizin sevdiği bir dağ, peygamberimizi seven bir dağ. E canım, dağ da insanı sever mi? Sen bilmediğin işlere karışma. Sever. Canı var mı? Var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Lil melikil kuddüsül azizül hakim. Yerde, gökte ne varsa Allah'ı tesbih etmekte, tesbih edip duruyor. Yusebbihu diyor. Ediyor, etmeye devam ediyor. Duyuyor musun? Şu tesbih ediyor, şu tesbih ediyor, bu tesbih ediyor, bu tesbih ediyor. Ağaçlar, kuşlar, canlılar, taşlar, dağlar, ovalar. Duyuyor musun? Duymuyorsun. E Allah tesbih ediyor diyor. Evliyaullah da duyan da duyuyorum diyor, duydum diyor. Evet diyor, söyler diyor. Duyan da duyuyor. Demek ki Uhud'da Resulullah Efendimiz'i seviyor. Sever mi? Sever. Nasıl olur? Senin canın varsa onun da bir başka türlü canı var. Allah da ona bir başka türlü can vermiş. Resulullah söylüyor. Mesela Kayış Dağı'na benzetebiliriz. Aydos Dağı, Kayış Dağı. Bu şeyin arkasında, Yakacığın arkasında. Şeyden başlıyor. Küçük Bakkalköy'den başlıyor. Efendim Gebze'ye kadar uzanıyor. İşte öyle bir dağ. O kadar yapar. Bir lokmayı Allah geliştirir. Bu ne demek muhterem kardeşlerim? Büyütür sadakayı. Yani mükafatını çok veriyor Allah. Küçücük bir hayırın mükafatını çoğaltıyor demek. Onu anlıyoruz bundan. Büyütmesi mükafatını öyle çok veriyor demek. Yani bir lokma bile olsa, yarım hurma bile olsa, ver de birisinin gönlünü al da bir sadaka olsun da ahirette sen de onun mükafatını gör demek yani bu. E neden? Çünkü o devirde insanlar bizden çok 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 daha fazla yoksul idiler. Bak bizim hepimizin sırtımızda kat kat giyimimiz vardır, evimiz vardır, birkaç odalıdır, paramız vardır, ekmeğimiz vardır, aşımız vardır elhamdülillah. Gecekondu bile olsa. Ben zaten gecekonduları seviyorum. Gecekonduları seviyorum, apartmanlardan daha hoşuma gidiyor. Hepsinin hiç olmasa birazcık bir bahçesi var, bir iki yeşilliği var, asması var, ağacı var filan. Efendim kurban kesmek istesen arka tarafta kesersin vesaire filan. Yani gayet güzel bir çözüm. Dağları da güzelce şey yapıyorlar, tepeleri, hiç kimsenin işine yaramayan tepelere set yapıyor. Oraya toprak taşıyor, fukaracık, evinde yapıyor orada, kiradan kurtuluyor. Efendim kuşların ağacın dalında yuva yaptığı gibi yuvasını yapıyor. Ne yapsın? Çoluk çocuğuyla oturuyor. Allah yardımcı olsun. Yani şey değil. Evet. Allah-u Teala Hazretleri küçük bir hayrı büyütür. Kat kat şey yapar. Yarım hurma da olsa efendim küçücük bir hayır da olsa yapmak lazım. Bizim gibi değil de o zaman insanlar aç geziyorlardı. Yiyecek bulamıyorlardı. Günlerce, aylarca Peygamber Efendimiz'in evinden duman tütmüyordu. Yemek pişmiyordu. Biz şimdi eve geldik mi, evde yemeğimiz hazırdır. Hiç olmazsa bir çorbamız vardır. Aylarca Efendimiz'in ocağı tütmemiş. E ne yapmış, ne yemiş Peygamberi Zişanımız hocam? Keçiyi sağmışlarsa içmiş, hurma varsa onu ağzına atmış. Böyle yani. Bizim için çerez sayılan, arkadaşımıza gittiğimiz zaman arkadaşımızın bize ikram ettiği şey onlar için geçim. Karınları sırtlarına yapışıktı. Hepsi zayıftı. Çoğu zayıftı. Efendim açlıktan uyuyamazlardı da yatakta duramazlardı da kalkar gezmeye giderlerdi.
avutmak için içlerini, karınlarına taş bağlarlardı. Şu Haliç'te kabri bulunan Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz Hazretleri bir hadis rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz bir gün aç kalmış da, uyku tutmamış da dışarıya çıkmış karanlıkta geceliğin. Hiç açlıktan uyuyamamak durumunu tattık mı biz? Bilir miyiz bu acıyı? Uyku uyuyamamış da kalkmış. Yolda yürürken ışık yok. Elektrik direkleri yok. Karanlık. Demek ki gökte ay yoksa nereden aydınlanacak? Karanlık olur. Ben hatırlıyorum. Bizim köyde mehtapsız bir gecede teyzemin evine gideceğim. Çarşıdan yatsı namazından sonra teyzemin evine gideceğim. Sokaklarda lamba yok. Işık yok. Gökte de ay yok. Meğerse ne kadar karanlıkmış dünya. Çok zor gittim. Debil dübil ayaklarım nereye bastığını bilmiyor. Önünü görmüyorsun. Küt diye bir yere çarpabilirsin. Kör gibi böyle ellerin uzak öne doğru uzanmış yürüyorsun filan. Şimdi karanlıkta yürüyorken Efendimiz bir karaltı görmüş. Kim o diye sormuş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz imiş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Kureyş'in zenginlerinden idi. Fukara insan değildi. Bilal-i Habeşi'yi filan satın aldı, azat etti. Parası pulu olan insandı. Ya Ebu Bekir, gecenin yarısında ne yapıyorsun böyle sokakta diye sordu Peygamber Efendimiz. Dedi ki ya Resulallah, evde yiyecek bir şey yok da açlıktan uyku tutmadı ondan çıktım. Resulullah da ondan çıkmıştı zaten. Gel bakalım. Beraber yürümeye devam ettiler. Biraz sonra bir iri karaltıyla karşılaştılar. Kim o? Ömer radıyallahu anh Efendimiz'miş. Hazreti Ömer. Ya Ömer, gecenin bu karanlığında dışarıda ne işin var? O da aynı sebepten çıkmış. Ya Resulallah, evde yiyecek bir şey yoktu. Uyku tutmadı onda. Gittiler. Ensardan, bunların hepsi Mekke'den gelmişler. Müşriklerden hicret edip Medine'ye gelmişler bunlar. Yani Mekke'de bunların malları, mülkleri, her şeyleri vardı. İmanları uğruna hicret etmiş bunlar. Muhacir. Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk Efendimiz peygamberimizden, Ebu Bekir Sıddık Peygamber Efendimiz de geldi. Ötekiler daha önce. Gittiler Ensar'dan bu Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evine. Kapıyı çaldılar. O Peygamber Efendimiz'i görünce dünyalar onun oldu. Buyur ya Resulallah dedi. Gecenin bu saatinde ne arıyorsunuz demedi. Ne istiyorsunuz demedi. Açtı kapıyı, içeri girdiler. Hemen kayboldu ev sahibi. Hemen kayboldu. Bir hurma izkı getirdi. İzk ne demek? Hurma salkımı demek. Hurma böyle bir şey üstünde olur. Sap üstünde olur. Salkım halinde olur. Böyle üstünde kuru ve yaş hurmalar olan bir hurma dalı getirdi. Dalıyla muhafazası daha kolay oluyor. Bir hurma dalı getirdi. Buyurun ya Resulallah. Onlar da oturdular. Hurmalardan yemeye başladılar. Bol, yani salkımıyla getirdi. Hurmalardan yemeye başladılar. O arada arka tarafa gitti. Ev sahibi bir oğlak kesti. Onu da çabuk hazırladı, bunların önüne sundu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, ya Ebu Eyyub, bundan biraz Fatıma'nın evine de gönder. Çünkü biliyorum ki günlerce böyle bir şey yemedi dedi. Yani evlat tabii, insan kendisi aç durur da, evladının acısı biraz daha zor gelir. Öyle yaşamışlar o mübarekler. Onun için bir lokma bile önemli. Yani o devirde, şimdi lokmayı çöpe atıyor millet. Bizim dedelerimiz kırıkları bile toplarlardı. Benim anamdan, nenemden öğrendiğim kırıkları bile toplamaktır, kırık dökmemektir. Kırık yere düşse aranır bulunur. Şimdi millet ekmekleri atıyor, küflendiriyor. Bu çöp tenekesine dökmekten ürpermiyor, korkmuyor. Ekmek bizde o kadar muhteremdi eskiden. Öperdi, başına koyardı, duvarın kovuğuna koyardı.
Zaten ekmek ziyan olmazdı. Ekmek biraz bayatlamışsa benim rahmetli annem ekmek olması yapardı. Tarif edeyim, hanımlar duyuyordur bu lafları. Ekmeği alırsın, ıslatırsın, elinle ufalarsın, efendim tavaya koyarsın. Soğan doğrarsın, efendim domates koyarsın, yumurta kırarsın, pişirirsin. Önce biraz kavurursun şeyi, ekmeği. Ondan sonra yumurtan varsa, tavuk yumurtlamışsa, bir iki de yumurta kırdın mı, dünyanın en güzel yemeklerinden birisi olur. Çok güzel. Bize öyle geliyordu. Hani çocuklukta insanın yediği yemekler, anam aşı derler, tatlı olur. Annesinin aşı insanın tatlı gelir kendisine. Ekmek ziyan olmazdı yani. Ekmek, ekmek olması olur. Bayat halbuki. Ve ısırmak istesen gıcır gıcır ses gelir dişinden. Diş geçiremezsin. Islatınca yumuşar. Kavurunca yeniden güzelleşir. Fırından yeni çıkmış gibi olur. Bir de işin içine soğan girdi mi? Soğan da çok güzel gıdadır muhterem kardeşim. Hem de çok kıymetlidir. Hem de çok vitaminlidir. Soğana ben bir kaside yazacağım yani. Böyle şairler padişahlara yazıyormuş. Ben de soğana yazayım. İşte soğan girdi mi işin içine güzel olur. Etin arasına doğrasan güzel olur. Ciğere doğrasan güzel olur. Efendim ekmeğin arasına doğrasan güzel olur. Yumurta olursa âlâ olur. Yani ziyan yok. Ziyan etmek yok. İsraf etmek yok. Efendim arttır. Ne yapacağım arttırıp? Var evde. Arttır da Çeşenistan'a gönder. Arttır da Nakşibendistan'a gönder. Hiçbiriniz bilemeyeceksiniz şimdi. Neresiymiş Nakşibendistan? Böyle bir bölge biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Neresi Nakşibendistan? Güneydoğu Anadolu. Orası bir Nakşibendistan'dır. Dedelerimiz, hocalarımız, Halid-i Bağdadi Efendimiz oralarda çok dolaşmış. Orada her adımda bir efendim Nakşi Şeyhinin türbesi vardır. Nakşi Kadiri. Bizim zaten 5 daha fazla tarikatla bağlantımız var. Hepsi oralarda yaşamışlar, ilim öğretmişlerdir, edep öğretmişlerdir. Ahaliyi birbirleriyle kaynaştırmıştır. Ne Kürt Türkiye yan bakar, ne efendim Türk Kürt'e yan bakar. Kardeş, birbirleriyle kız almışlardır, vermişlerdir. Efendim, Kürtlere özerklik verilsin. Ya Kürtler özerk, işte Ankara'da, işte İstanbul'da. Yani ne ayırıyoruz? Ne kadar sevdiğimiz kardeşlerimiz var. Biz böyleydik. Bizim aramıza bu fitneyi, fesadı kim soktu? Yani bu kavga büyürse, Kürtle Türk arasında olur, Çerkesle Abaza arasında olur, efendim bilmem Hendekle Düzce arasında olur, Sivasla Kayseri arasında olur, Gülverenle efendim bilmem öbür mahalle arasında olur, efendim iki komşu arasında olur, iki kardeş arasında olur. Sen kavgaya bir karar verdikten sonra her şeyden kavga çıkar. Ama İslam vardı, edep vardı, ahlak vardı. Hem de ben mübalağa olarak söylemiyorum. Çok arif insanlar yetişmiştir oralarda. Arif, arifi billah, Allah'ı bilen evliya, büyük insanlar yetişmiştir. Yani onun için söylüyorum. Yoksa yani böyle bir hani biz Nakşi tarikatındanız da efendim övünmek filan değil. Oraya damgasını vurmuşlar. Oranın insanının oturuşu, kalkışı, konuşması Nakşi edebiyledir. Nakşibendi edebi var. İdi, bozulmamışsa. Hani İstanbul bir zamanlar güzel şehirmiş, idi. Haliç bir zamanlar altın boynuzmuş Bizanslar zamanında. Efendim Müslümanlar geldiği zaman da orada Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin kabri olduğundan orası en muteber yer olmuş. Sadrazamlar oralara efendim konaklar yapmışlar. En güzel yermiş. İdi. İnşallah gene olur. Boğaziçi bir zamanlar dünyanın en güzel yeriymiş. İdi. Beton yeri. İnşallah gene olur. Beyazıt güzelmişti. Aksaray güzelmişti. E şimdi bak ne hale geldi, ne kadar berbat oldu. Oraları da işte öyle şey idi. Güzel ahlaklı insanların yeriydi. Ben hatırlıyorum, bu işler daha anarşi yeni yeni çıktığı zamanlarda duyardım. Eşkıya yol kesermiş, tabancayı çekermiş, eller yukarı, cepler dışarı. Ver bakalım cüzdanını, bilmem ne filan. Fakat kadına dokunmazlarmış. Bak eşkıyanın bile ilk başlangıçta eşkıyayı ben gazetelerde okudum, bunu hatırlıyorum.
gazetelerde okudum. Eşkıya bile o zaman kadına dokunmazmış. Ne yapacak? Kadının üstünü arayacak, yoklayacak. Cüzdanı var mı yok? Namus meselesi. E canım, bu hırsızlığın namusu mu olur yani? Namussuz işte hırsızlık yapıyor. Haram, haramı işliyor. Ama işte o iliğine işlemiş edepten, ahlaktan. Eşkıyası bile öyle. Almanya'da şey yapmışlar. Bizim Türkiye'den oraya gitmek, komünist olmuş birilerini oranın komünistleri yetiştirmek için demişler ki, çağırmış herif, gel buraya. Gitmiş bizim orada, buradan oraya gitme, oranın azılı komünistleriyle arkadaş olan kişahıs gitmiş o çağırdıkları başkana. Kur'an-ı Kerim'i eline vermiş bizden gitmeye. Al bunu, ne olacak? Yere at, üstüne bas. Yani din afyon ya, onların dediğine göre. Din afyon. Ne yapıyor? İnsanları uyutuyor. Ya din afyon da siyaset şifa mı? O uyutmuyor mu? Gazeteler uyutmuyor mu? Din afyonmuş. Ne olacak o zaman? Dine düşman olacak insanlar. Komünizm ne yapacak? Dinle savaşacak. Allah'la harp edecek. Allah azizdir. Aziz yüz intikamdır. Allah yenilir mi? Rusya darmadağın olur, insanlar perişan olur. İsterse bir anda kahreder de ibreti alem için bırakıyor işte. Allah'ın hikmeti var. Bilmiyoruz ki, bizim gibi değil ki. Yani biz olsak kızdığımız zaman boğarız, sevdiğimiz zaman baş tacı ederiz. Allah'ın hikmetleri var. Bilmiyoruz. Efendim, at yere, bas üstüne. Bizim komünistin tepesi atmış. Senin demiş, artık açmış ağzını, yummuş gözünü, bilmem ne, kapıyı vurmuş gitmiş. Yani Kur'an'a basamıyor. Kur'an'ı yere atamıyor. Neden? İçine işlemiş bir şey var. Şu anda komünist bırakmış her şeyi, bozuk diyor ama o nereden? O dedesinden gelmiş de. O dedesinden kalma miras. E bunlar gidiyor. Tarihi eserlerin gittiği gibi tarihi ahlakta gidiyor. Yerine ne geliyor? Bülücün pantolonlu, devrim nikahlı, efendim, doğum kontrol haplı, beli tabancalı, kaleşinkoflu, şehir basan, köy basan, insan öldüren şeyler çıkıyor. Bu da modern dünyanın şeyi işte, yetiştirmesi. Bizim dedelerimiz öyle yetiştirmiş. Bunlar da böyle yetiştiriyor. Buyurun, görün hangisi daha iyi. Verin kararı. Hangisi daha iyi olduğunu görün. Biz şey yapmıyoruz ki, hayallerle konuşmuyoruz ki, gerçekleri söylüyoruz. Misalleri koyuyoruz. İki tane modeli ortaya koyuyoruz. Al sana bir kadın, al sana bir başka kadın. Devrim nikahlı, mağaralarda yaşayan, doğum kontrol hapları yutan, efendim, belinde tabancalar, köy basan, bebekleri öldüren insan. Bunları insan nasıl yapar? Hangi duyguyla yapar? Bir duyguyla yapar. İşte o bir duygu. Bizim imanımız da bir başka duygu. Bizim işte oraları Nakşibendistan idi. Bütün Nakşilerin, efendim, insanları terbiye ettiği diyar idi. Tabii kimisi din afyondur demiyor ama ben dindarım diyor, hem de ilericiyim diyor. Hem de tarikat düşmanıyım diyor. Hem bayrak ve efendim rüzgar ve ezen ve bilmem ne diyor, hem de ondan sonra Müslümanların her şeyini atıyor, tutuyor, çatıyor filan. Efendim, hem de Müslüman da sayıyor galiba kendisi. Bazen kendisi de inanıyor. Yani öyleleri de var. Kendisini Müslüman da sanıyor. Halbuki insan bir sözden dolayı imandan çıkar gider, 70 yıllık cehennem uçuruma uçar gider. Bir sözden dolayı. Ben o ayeti kabul etmiyorum. Ben o hadis kabul etmedim. Etmiyorum, aklım ermez. Dedi mi? Dedi. Bitti, iman gitti. Yani bin defa kafir adam, bir defa değil, milyon defa kafir, her sözünde kafirlik söylüyor, ben de Müslümanım diyor ondan sonra. Sen ne biçim Müslümansın? Yani senin demenle Müslümanlık olmaz ki, Allah kabul edecek senin Müslümanlığını. Sözün, özün Müslüman olmadıktan sonra ne kıymeti var? Evet, yani az da olsa hayır yapmak lazımdan böyle açtık. Eskiden insanlar böyleydi dedik, efendim, tarihe geçtik, tarihten
kardeşliğimizden, insanların birbirlerine yardım etmesinden, yoksulluktan, genişlikten filan bahsettik. Böyle Nakşibendistan filan diye yayıldı işler. Gelelim üçüncü hadisi şerife. İnna Allah Teala yekulul inni le ehimmu bi ehlil ardı azaben. Feiza nazartu ila ummari buyuti vel mutahabbine fiyye vel müstagfirine bil eshari saraftu azabi anhum. İbn-i Neccar ve Ebu Şeyh ve İbn-i Mevahib-i Dünniye Enes radıyallahu anh'ten bu hadisi şerifi rivayet etmiş. Efendim buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, İnnallâhe Teala, çok yüce olan Allah muhakkak ki şöyle buyurur, şöyle buyuruyor: İnni le ehimmu bi ehlil ardı azaben. Ben alemlerin Rabbi ehli arza, yeryüzündeki insanlara ve mahluklara, cinlere vesaire mahlukata azap etmeye niyetleniyorum. Onu yapmak ister gibi böyle bir ona himmet ediyorum, himmetleniyorum, gayretleniyorum, gayret ediyorum. Ama feyza nazartu ila ummari buyuti, benim mescitlerimi, evlerimi, Allah'ın evi olan mescitler tabii, benim evlerimi mamur kılanlara ve benim uğrumda birbirlerini sevenlere ve seher vakitlerinde istiğfar eyleyenlere bakıyorum da azabımı onlardan kenara çekiyorum, onlara azap etmiyorum. Yani azap edeceğim diye gayret etmişken bakıyorum mescitlerdeki ibadet edenlere, bakıyorum birbirini Allah için sevenlere, bakıyorum seher vakitlerinde tevbe istiğfar edenlere.